Esselamu Aleyküm. AGD TV Ankara stüdyolarından canlı yayınımıza önemli bir gelişmeyle ara veriyoruz. Malumunuz bugün 13 Kasım. Peki ben buraya neden çıktım? Hepiniz merak ediyorsunuz. 13 Kasım'ın tarihteki önemini belirtmek için tabii ki de. 13 Kasım 1970. Suriye'de Hafız Esed darbe yaptı. 13 Kasım 1976. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kıbrıs'taki bütün yabancı askerlerin çekilmesini ve mültecilerin yerlerine dönmesini öngören tasarıyı kabul etti. 13 Kasım 1977. Ajda Pekkan 7. Dünya Popüler Şarkı Yarışması'nı da 2 altın madalya kazandı. 13 Kasım 1995. Açık Radyo yayın hayatına başladı. 13 Kasım 1985. Kolombiya'da Nevado del Ruiz Yarımadası patladı. Yaklaşık 23 bin kişi öldü. 13 Kasım 2007. İlk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres TBMM'de konuştu. Atladığımız bir önemli gelişme ise 13 Kasım 1968. Din Görevlileri Federasyonu kapatıldı. Yönetmenimizin hatırlattığı ufak bir gelişme ise şu an sizlere aktarıyorum, unutmuşuz. 13 Kasım 1982'de dünyaya nur topu gibi bir bebek gelmiş. Adı Suat Emuce. Programımızın ilerleyen saatlerinde konuklarımız olacak. Suat Emuce doğdu malum. Onların duygu ve düşüncelerini almak için şu an stüdyomuzda hazır bekliyorlar. Ben Hasan Kasım Emuce. AGD TV kurgu ekibinde çalışıyorum. Suat Emuce benim amcam. Kendisini çok seviyorum. Onun buradan doğum gününü kutlar, ellerinden öperim. Amca, Orta Doğu ve Balkanların en yakışıklı adamısın. En karizmatik adamısın. Programımızın ilk konuğu AGD TV kameramanlarımızdan Bahtiyar Kara'yı huzurunuza çağırıyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Bildiğiniz üzere Suat Emuce'nin doğum günü. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, bugün bizler için çok önemli bir gün. Bizler AGD TV elemanları olarak kendisine çok saygı duyuyoruz. İyi ki doğmuş, iyi ki var. Umarım ondan çok şey öğreniriz. Kendisinden Allah razı olsun. Saygılarımı sunuyorum kendisine. Sağ olun. Peki, teşekkür ederiz. AGD TV kameramanlarımızdan Bahtiyar Kara'ya duygu ve düşüncelerini açıkladığı için teşekkür ederiz. Şimdi ise sıradaki konuğumuz AGD TV'mizin yönetmeni Muhammed Yaylalı'yı huzurlarınıza davet ediyorum. Sen Suat abinle birkaç yıllık bir geçmişimiz var. Lakin fazla muhabbetimiz olmamıştı AGD TV'ye girene kadar. Suat abi bizi buraya, bu kanala, bu sektöre alarak burada kendimizi geliştirmemizi sağladı. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu, uzun ömürler diliyorum. Allah hayırlı ameller işlemesini nasip etsin. Nice işleri daha çok böyle başarı kazanmamızı, burada kendimizi geliştirerek, kendimizi kanıtlayarak devam etmemizi, Suat abiyle beraber bu işi büyütmemizi Allah nasip etsin bizlere. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi yayınlar. AGD TV yönetmenimiz Muhammed Yaylalı'ya çok teşekkür ederiz. Şimdi ise AGD TV'mizin yayın koordinatörü Samet Aydın'ı huzurlarınızda davet ediyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet. Suat Emuce'nin bildiğiniz üzere doğum günü. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Suat abinin bugün doğum günüymüş. İyi ki doğmuş. Allah ona hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Suat abiyle benim tanışıklığım 3 seneyi aşkındır devam ediyor. İlk başlangıçta uzaktan tanıdım kendisi ama sonrasında can suyunda beraber çalışma imkanımız oldu kısa bir süre olsa da. Onunla Suriye'ye gittik. Birçok yeri gezdik, gördük. Ve hala şimdi yine aynı kurumda. O bizim genel yönetmenimiz olarak devam ediyor. Biz de onun yanında çalışmaya devam ediyoruz. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah daha da uzun vakitler geçiririz kendisiyle. Onu ailesiyle, eşiyle, dostuyla hayırlı uzun ömürler versin Allah'ım. İyi ki doğdun abi. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. AGD TV'mizin yayın koordinatörü Samet Aydın'a bu duygu ve düşüncelerinden dolayı teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun patron. Tamam. Bunlar böyle selam vermez ya.